Merhabalar sevgili seyirciler. Gerçek gündem, doğru haber. Haberin merkezine Kanal 32 Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Haber merkezimizce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündemden satır başlarıyla Kanal 32 Haber Bülteni başlıyor. Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde götürmek istediler. Yakayı Isparta'da ele verdiler. İl Jandarma Komutanlığı kentte yine suç ve suçluya geçit vermedi. Kanal 32 Haber ekibi meyve ve sebze turuna çıktı, salı pazarının nabzını tuttu. Meyve ve sebze fiyatlarında son durum ne? Pazar esnafı ve Ispartalılar fiyatları nasıl yorumluyor? Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yeni çağrı dönemini başlattı. Yeni çağrı döneminin detayları neler? Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü neler söyledi? Ayrıntılar az sonra. Isparta Belediyesi öğrenci ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı eski otogar altındaki otobüs durağını yenileyerek klimalı ve modern hale getirdi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Taşdöner, otobüs durağının modern hale getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başyermen'e teşekkür etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başyermen'in göreve gelmesinin ardından önceki dönemde şehrin farklı noktalarındaki otobüs durakları modern hale getirilmişti. Birçok durak kapalı hale getirilirken Kaymakkapı Meydanı'na da modern bir durak yapılmıştı. Isparta Belediyesi otobüs duraklarını modern hale getirerek yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda öğrenci ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı eski otogar altındaki otobüs durağı da yenilenerek modern bir hale kavuşturuldu. Bölgedeki eski otobüs durağı sökülürken yerine klimalı, güvenlik kameralı, vatandaşların daha rahat kullanabileceği kapalı otobüs duraklarının montajı yapıldı. Hizmete giren yeni kapalı otobüs durağı sayesinde öğrenciler ve vatandaşlar otobüs beklerken yazın sıcaktan, kışında yağmur ve soğuktan etkilenmeyecek. Belediye Başkanı Şükrü Başyermen'in göreve geldiği ilk günden bu yana otobüs duraklarını kapalı hale getirdiğini belirten Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Taşdöner, ısıtmasıyla, soğutmasıyla konforlu bir otobüs durağı yapıldı. Yeni durak vatandaşlarımız tarafından çok takdir ediliyor. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ediyorum dedi. Bildiğiniz gibi Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen göreve gelir gelmez tüm otobüs duraklarımızı kapalı otobüs durağı haline getirdi. Ama bunların en modernini de Kaymakkapı Meydanı'nda yapmıştı. Vatandaşlarımız tarafından çok takdir edilen bir otobüs durağıydı. Şimdi bunun bir yenisini üniversite öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çok yoğun kullandığı eski otogar diye tabir ettiğimiz bölgede, Modern Evler Mahallemizdeki bölgede ısıtmasıyla, soğutmasıyla konforlu bir otobüs durağı buraya inşa etti. Gerçekten vatandaşlarımız tarafından, yolcularımız tarafından çok takdir ediliyor, çok saygıyla karşılanıyor. Burası Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne giden öğrencilerimizin çok yoğun kullandığı, tıp fakültesine gelen, şehir dışından gelen vatandaşlarımızın çok yoğun kullanıldığı bir otobüs durağı. Buranın böyle nezih bir hale getirilmesi gerçekten çok memnuniyet uyandırdı. Gerçekten Isparta'mıza yakıştı bu otobüs durağı. Ben yolcularımız adına, halk otobüsü esnafımız adına Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir durağı Isparta'mıza kazandırdığı için. Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şahsın Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şahısları Keçiborlu'da durdurdu ve araçta yapılan arama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte detaylar. Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde götürmek istediler. Yakayı Isparta'da ele verdiler. Isparta İl Jandarma Komutanlığı kentte yine uyuşturucuya geçit vermedi. Ekipler uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İki şahıs Keçiborlu'da durduruldu ve araçta yapılan kapsamlı arama sonucunda 60 gram esrar, 5 gram eroin maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. Mevsimine uygun meyve ve sebze salı pazarında satışa sunuluyor sayın seyirciler. Peki meyve ve sebze fiyatlarında son durum ne? Pazar esnafı ve Ispartalılar fiyatları nasıl yorumluyor? Kanal 32 haber ekibi meyve ve sebze turuna çıktı. Sizler için tüm bu sorulara yanıt aradı. Pazar fiyatlarından memnun olmayan da vardı. Vallahi kaç parayla çıktığımı Allah biliyor. Hiç de memnun değiliz yani. Emeklinin hali ortada diyen de. Ben emekliyim kuzum. Ne diyeyim ben sana? Emeklinin halini biliyorsunuz. Bir şey dememe gerek yok. Mevsimine uygun meyve ve sebze salı pazarında satışa sunuluyor. Kanal 32 haber ekibi salı pazarında meyve ve sebze turuna çıktı. Tüketiciye pazar fiyatlarını sordu. Tüketicinin yanıtı ise net oldu. Pazar fiyatları hiç düzgün değil. Ya biri 30 diyor, biri 35 diyor, biri 40 diyor domatese. Ama domatesin normal fiyatı 25 olması lazım. Emekli maaşı yetmiyor bize. Çok zor durumdayız. Çocuklar benim daha okuyor. Biri daha bekar. Bunların masrafı ağırdır. Ben emekliyim kuzum. Ne diyeyim ben sana? Emeklinin halini biliyorsunuz. Bir şey dememe gerek yok. Bu kez pazar esnafı da fiyatlardan memnun değil. Çünkü esnafa göre fiyatlar çok düşük olduğu için giderleri karşılayamıyor. Maliyet işçi olmuş 800 lira. Akşamı kadar 2 milyarlık şeftal toplamıyor bir işçi. Üretici çok memnun değil çünkü fiyatları düşük buluyor. Tüketici ise memnun. Biz arada kaldığımız için iki tarafta bizi fırçalıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşük olmaya devam eder. Çünkü ürünlerde bollaşma devam ediyor. Yaklaşık olarak Ağustos sonuna kadar fiyatlar uygun seviyede devam eder diye düşünüyorum. Tabii ki pahalı buluyor. Biz de mazottan mağduruz. Onu ne yapacağız? Mevsimine uygun meyve ve sebze ise 10 lira ile 80 lira arasında satılıyor. Tezgahımızda barbunya var ablam, elma var, şeftali var, kızılcık dediğimiz yani bizim memleketimize göre ergen var, erik var, fasulye, patlıcan, biber çeşitleri mevcut. Biberler bugün 30 lira, patlıcan 25-20 arası seyrediyor ablam, fasulye 30 lira, ergen dediğim yani kızılcık dediğim şey 50 lira, şeftali 40 lira, elma 30, barbunya 80. Tezgahta yaz meyveleri var, her şey var artık. Şeftali bollar da çok güzel, fiyatı da uygun, üzümümüz var. Yerli fasulyemiz çıktı kendimizin. Muz var, armut var, limon var. Limon 80. Altın yılını yaşıyor. Artık tansiyon yükseliyor, düşürmüyor. Armudumuz var 40 lira. Muzumuz var 50 lira. Fındığımız var 120. Fasulyemiz var 80. Üzüm var 50. Şeftali var 20'den 40'a kadar şeftali var. Tezgahta salatalık, domates, patlıcan, biber, kapya biber, fasulye, maydanoz ve ankon dediğimiz salçalık domatesi var. Fiyatlar salatalık 15 lira, ankon domates 10 lira, patlıcan 15 lira, biberler 20 lira, fasulye 30 lira. Domates 40, kabak 25, kelegelli, maydanoz 10, patlıcan 30. Isparta'nın tarım ekonomisine önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yeni çağrı dönemini başlattı. Yatırımcıların çeşitli sektörlerde yapacağı projelere %60 ile %70 oranında hibe desteği sağlanacak. Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yeni bir çağrı dönemi başlattı. IPART 3 programının ikinci proje çağrı dönemiyle Isparta'da kırsal alanda yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlanacak. Yeni çağrı döneminde desteklenecek sektörleri açıklayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, projelere %60 ila 70 oranında hibe desteği sağlayacaklarını ifade etti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak 2024 yılı Ocak ayından itibaren uygulamaya başladığımız İPART 3 programının, hibe destek programının
ikinci çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi dediğimiz bitkisel ürünler, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, işte kırsal turizm ve rekreasyon projeleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine ekipman parkları ve yenilenebilir enerji başlıkları olmak üzere toplam 7 sektörde %60-%70 arasında değişen hibe oranlarında değişen çağrımızı inşallah önümüzdeki süreçte olumlu bir şekilde değerlendirmek ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bu çağrı döneminde İPART 3 programı ile ilgili önemli bazı değişiklikler oldu. Özellikle yatırımcılarımızın daha önceden ben nasıl olsa proje verdim, kurallarını, şartlarını biliyorum deyip rehavete kapılmamaları gerekir. Proje hazırlığı sürecinde olan yatırımcılarımızın mutlaka projeye başlamadan önce daha hazırlık sürecindeyken kurumumuz uzmanlarıyla mutlaka iletişime geçmeleri gerekiyor. Yeni dönemde gençlerin %10 daha fazla hibe alma şansına sahip olduğuna dikkat çeken TKDK Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Gülcü, bu dönemde sera kurulumu, mantar üretimi, aromatik bitkilerin işlenmesi, kırsal turizm yatırımları desteklenecek dedi. Gençlere bir ekstra puan verip projelerini öne çıkarıyorduk. Şimdi yine öne çıkıyor ama gençler %10 daha fazla hibe alma şansına sahip artık İPART 3 programıyla birlikte bundan sonraki süreçte. Yine mesleki yeterlilik bir projenin öne çıkarılması için bir ekstra puan verilmesine yardımcı oluyordu daha önce. Artık bundan sonraki süreçte mesleki yeterlilik olmazsa olmaz şartımız. Yani başvurmanız için bir kere o işi yapıyor olmanız, o işle ilgili tecrübenizin olması ya da o işle ilgili mesleki diplomanızın olması gerekecek. Dolayısıyla buna benzer bir takım değişiklikler var. İBA oranlarında değişiklikler var. Az önce de söyledim. Eskiden İPART 2 programında %65 oranında bu sektörleri destekliyorduk. Şimdi hibe destek oranı %60'a indi. Gençler ve organik üretim sertifikasına sahip olan şirketler %70 oranında bu sektörlerde hibe ile desteklenecek. Yine burada 20 dekar sera kurulumu destek kapsamında olacak. Mantar ve misel üretimi, özellikle bitkisel üretim kapsamında ilimizin önemli faaliyet alanlarından birisi. Süs bitkisi yetiştiriciliği, fide fidan üretimi, onun dışında aromatik bitkilerin eskiden olduğu gibi uçucu yağlarının çıkarılması, işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi alanlarında bu çağrı da yine destek kapsamında olacak. Kırsal turizmle ilgili desteklerimiz bu çağrı döneminde yine destek kapsamında olacak, devam ediyor. 20 yatak odalı ve burada da yine önemli değişikliklerden bir tanesi, önceki dönemlerde 2-3 katlı, 5 katlı apart oteller desteklenebiliyordu ama burada 2 kat sınırı getirildi artık. 2 kattan daha yüksek apart oteller bu çağrı döneminde ya da İPART 3 programında desteklenmeyecek. Isparta Belediyesi 25 adet servis plakasının ihalesini bugün gerçekleştirdi. 20 adet ticari taksi plakasının ihalesi ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. 10 yıllığına yapılacak T plakaların ihalesinde başlangıç fiyatı 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 500 bin lira artı KDV olarak belirlendi. Isparta Belediyesi vatandaşların ulaşım ihtiyacının karşılanması, toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve yolcu emniyetinin sağlanması amacıyla önemli bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda Isparta Belediyesi servis ve taksi plakası kiralama ihalesine çıktı. Bugün servis plakalarının ihalesi yapılırken gözler ikinci ihale olan ticari taksi plakalarına çevrildi. 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30'da 20 adet ticari taksinin ihalesi durak hisseleriyle birlikte yapılacak. IBKM'de yapılacak olan T plakaların ihalesi için başlangıç fiyatı 1 milyon 250 bin de 1 milyon 500 bin artı KDV olarak belirlendi. Bu ihalede açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler ihalelere ait şartnamelerini belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Kadın Kolları Başkanı İrem Karaboğa, kadın hakları üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Kadının toplumda birleştirici bir görev üstlendiğini söyleyen Başkan Karaboğa,
kadının ilerlemesi gelişmiş bir toplumun temelidir dedi. Başkan Karaboğ ayrıca 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 15. Kadın Kolları Kurultayı öncesinde tüm adaylara da başarılar diledi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Kadın Kolları Başkanı İrem Karaboğ, kadın hakları üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Kadının toplumda birleştirici bir görev üstlendiğini söyleyen Başkan Karaboğ, kadının ilerlemesi gelişmiş bir toplumun temelidir dedi. Mevcut iktidarın ülkemize yaşattığı karanlık günlerde sokak hayvanlarının katledilmeye, eğitim ve öğretmenlerimize yönelik gerici yapılanmaya, mülteci sorununa, enflasyon ve hayat pahalılığına, daha pek çok soruna karşı varoluş mücadelesi vermekteyiz. Her gün sayısı artan kadın cinayetleri, kadın işçilere uygulanan mobbing, hayatın her alanında kadınlarımızın uğradığı psikolojik ve sosyal şiddet, hayatı kadınlarımız için zorlaştırmakta, yaşanılamaz hale getirmektedir. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici ve birleştirici unsurudur. Kadının ilerlemesi, kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yoludur. Kadının dahil olmadığı hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Yaşanan olumsuzlukların en büyük mücadelecisi ve kahramanı elbette ki kadındır. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız güç ve yetkiyle mücadelemize şevk ve azimle devam edeceğiz. Tüm bu haksızlığa, adaletsizliğe, şiddetin her türlüsüne dur demek için tüm kadınlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çalışan, emek veren, partisinin bayrağını bir adım ileri taşımak için her türlü fedakarlığı yapan kıymetli kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Başkan Karaboğ ayrıca 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 15. Kadın Kolları Kurultayı öncesinde tüm adaylara da başarılar diledi. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kadın Kolları 15. olağan kurultayının şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Semih Doğrukol, 2 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih süreciyle ilgili üniversite adaylarına önemli açıklamalarda bulundu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Semih Doğrukol'la Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi 2 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih süreciyle ilgili üniversite adaylarına önemli açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik okullar olduğunu söyleyen Öğretim Görevlisi Doğrukol, sanayi ile üniversite işbirliğine dikkat çekti. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları sanayici ile birlikte nitelikli meslek elemanı, nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen okullar. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları, organize sanayi bölgelerinin içerisinde faaliyet göstermek zorunda olan okullar. Öğrenciler organize sanayi bölgesi içerisindeki tesislerde alanları ile ilgili en son teknolojileri takip edip sanayici ile iletişim kurup sanayici ile birlikte yetiştirilmesini sağladığımız meslek yüksekokulları. Bunun yanı sıra organize sanayi bölgesi meslek yüksekokulumuz üniversite ile Süleyman Demirel organize sanayi bölgesi içerisindeki firmalar arasında da bir köprü görevini üstlenmiş vaziyette. Sanayi üniversite işbirliğinin birlikte insan gücü yetiştirilmesindeki en üst düzey rolü şu anda Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu devam ediyor, yürütüyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin 4 günlük teorik eğitim, 2 günde uygulamalı eğitim gördüklerini belirten öğretim görevlisi Doğrukol tüm adaylara çağrıda bulundu. Bizim eğitim-öğretim faaliyetlerimiz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binamızda ve kampüsteki dersliklerimizde yürütülüyor. Bunu %50-%50 diyebiliriz. Böyle bir örnek vermek gerekirse, haftada 4 gün eğitim-öğretim faaliyetlerimiz yürütülüyorsa, bunun 2 gününü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binamızda ve fabrikalarda, işletmelerde, 2 gününü de merkez kampüsümüzdeki dersliklerimizde ve laboratuvarlarımızda, ortak laboratuvarlarımızda yürütüyoruz. Bu
organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulunu tercih eden bir öğrencinin hem sanayiyle iç içe olmasını hem de üniversite yaşamından kopmadan bütün vecibeleriyle bir üniversite yaşamını tadarak yüksek öğrenim görmesini sağlıyor. Üniversite yaşamı içerisinde kendilerine üretim, sanayi alanında bir gelecek oluşturmak istiyorlarsa, kafalarındaki projeleri gerçekleştirmek için, geleceklerini şekillendirmek için biz onlara yardıma hazırız. Tüm imkanlarımızla gerek barınma, gerek ulaşım, gerek projelere maddi manevi destek anlamında biz onların yanındayız. Teveccüh gösterip bizi tercih ederlerse, ailemize katılırlar. Ailemize katılırlarsa bütün samimiyetimiz ve içtenliğimizde onlarla yan yana olduğumuzu bildirmek isterim. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ömer Kürşat Tüfekçi de adaylar için önemli açıklamalarda bulundu. Büyükutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Yalvaç'ta bulunduğunu söyleyen Profesör Doktor Tüfekçi, öğrenci odaklı bir üniversite ve fakülteyiz dedi. Bizim fakültemiz Yalvaç ilçemizde bulunuyor. Büyükutlu Uygulamalı Bilimler Fakültemiz. Yalvaç, Isparta'nın en büyük ilçesi biliyorsunuz ki nüfus açısından. Ve ilçemizin tabii ki çok köklü bir geçmişi var. Hem tarihi açıdan hem kültürel birikim açısından çok köklü bir geçmişe sahip. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber hem bizim fakültemiz ki o zamanki adı yüksekokuldu. 2010 yılında yüksekokul olarak kurulmuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olarak fakültemiz. 2020 yılında ise tüm dönüşümlerini ve gerekliliklerini tamamlayarak Büyükutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi adı altında faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. 3 tane bölümümüz var fakültede. Bankacılık ve sigortacılık bölümümüz, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümümüz, muhasebe ve finansal yönetim bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşuyor fakültemiz. Bir bölümümüzde lisansüstü eğitim aktif olarak devam etmekte. Uluslararası ticaret ve işletmecilikte biz lisansüstü eğitim de veriyoruz aynı şekliyle. Fakültemizde yaklaşık 450 civarında aktif öğrencimiz var. Bu 3 bölüme bağlı olan. 35 civarında da lisansüstü öğrencimiz var. Bu öğrenci sayılarımızla birlikte yeni dönemde de her bölümde 40'ar kontenjanımızla yeni öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz. İş yeri ile entegre bir yapı halinde mezuniyetini alıyor. Yani meslek yüksek okullarında 3 dönem okulda, 1 dönem iş yerinde iken fakültelerde 7 dönem okulda, 1 dönem tamamıyla iş yerinde geçen bir eğitim sistemi var. Bu ne sağlıyor öğrenciye? Bu şunu sağlıyor aslında. Tamamen öğrenci odaklı bir hem üniversiteyiz hem de fakülteyiz. Isparta'da iki okulda güçlendirmelerin yetersiz olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Alıcı, Milli Eğitim Bakanı'nın da yer aldığı toplantıda neler söyledi? Milletvekili Alıcı, Bakan Tekin'e iki okuldaki güçlendirmelerle ilgili nasıl bir soru yöneltti? Detaylar birazdan. İş arayanlar dikkat diyelim. TYH 7. Bölge Müdürlüğü Isparta'da 10 elektrik teknikeri alımı yapacak. Başvurularsa 5 Ağustos'ta başlayacak. İşte haberin detayları. İş arayanlar dikkat. TYH 7. Bölge Müdürlüğü iş alımı yapacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'ne 240 daimi tekniker alacağını duyurdu. TYH 7. Bölge Müdürlüğü Isparta'ya da 10 kişilik kontenjan ayırdı. Buna göre Isparta'da 10 elektrik teknikeri alımı yapılacak. Başvurular iskur.gov.tr üzerinden 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgiyi tyas.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sağlık haberimiz var sırada. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilen prostat büyümesi bazen sinsice ilerleyip hiçbir belirti vermiyor.
Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor. Medtem Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Murat Bilgin, hastalığı erken yakalamak için erkeklere 50 yaşından sonra düzenli muayeneyi öneriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Murat Bilgin, Medtem Hastanesi kadrosuna katıldı. 30 yıldır üroloji alanında başarılı çalışmalara imza atan operatör doktor Murat Bilgin, Medtem Hastanesi'nde poliklinik hizmeti vermeye başladı. Medtem Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Murat Bilgin, erkeklerde ileri yaşlarda sıklıkla görülen prostat hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Prostatı ileri yaş hastalığı olarak nitelendiren Medtem Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Murat Bilgin, özellikle 50 yaş üzeri hastalarda prostat büyümesi hastalığını görüyoruz. İdrara sık çıkma ve idrar yapmada zorluk gibi belirtiler veriyor dedi. Prostat hastalığı daha çok ileri yaş hastalığıdır. Genelde 40 yaşından sonra başlar. İki türlü prostat hastalığı var. Tümöral hastalıklar ve iltihabi hastalıklar. Tümöral hastalıklarda en çok halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılan benign prostat hiperplazisi. Bir de prostat kanseri var. Daha çok genç yaşlarda görülen de prostat iltihabı veya prostatit dediğimiz veya müzmin prostat iltihabı veya kronik prostat dediğimiz bir hastalık. Bizim en çok gördüğümüz yaşın ilerlemesiyle özellikle 50 yaşından sonra görülen prostat büyümesine bağlı hastalıklar meydana geliyor. Daha çok idrar sorunları, idrar yapmada zorluk, sık çıkma, özellikle gece çok fazla idrara kalkma, idrar yapamama, bazen kan gelmesi gibi işeme ile ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Prostat hastalığının tedavisine de değinen Medtem Hastanesi üroloji uzmanı operatör doktor Bilgin, hastalığı erken yakalamamız için erkeklerin 50 yaşından sonra düzenli olarak muayenelerini yaptırmaları gerekiyor diye konuştu. Bunlar da değişik tedavilerimiz var. Önce tespit edip kanserle iyi huylu prostat büyümesini ayırt etmek gerekiyor. Ayırt ettikten sonra bazı şartlarda ameliyat gerekiyor, bazı şartlarda ilaçlı tedavi gerekiyor. İlaçtan fayda görmeyen hastalarda ameliyat ediyoruz. Daha çok kapalı ameliyat yapıyoruz. Çok büyük prostat olursa, özellikle 100 gramın üzerinde prostatı olan hastalarda açık cerrahi tercih ediyoruz. Komplikasyonlar daha az oluyor çünkü. İleriki yaşlarda görülen prostat hastalığı daha çok kendini kanserle belirlediği için ve kanserin de prostat büyümesiyle, iyi huylu prostat büyümesiyle belirti olarak aynı olduğu için öncelikle 50 yaşından sonra her yıl düzenli muayeneleri, tetkiklerini yaptırmaları gerekiyor. Bunun için ultrason, kan tahlili, PSA testi, idrar testi ve böbrek fonksiyon testlerine bakıyoruz. Prostatı değerlendirip iyi huylu, kötü huylu ayırt ettikten sonra öncelikle tıbbi tedavi, ilaç tedavisini başlıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi tedaviye başvuruyoruz. Reklamlar için kısa bir ara isteyeceğiz. Reklamların ardından yeniden karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Isparta'da iki okulda güçlendirmelerin yetersiz olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Milli Eğitim Bakanı'nın da yer aldığı toplantıda neler söyledi? Milletvekili Alıcı, Bakan Tekin'e iki okuldaki güçlendirmelerle ilgili nasıl bir soru yöneltti? Hepsi ve daha fazlası reklamlardan sonra.